Şimdi ayette ve burada ifade edilmiş mevt dahi hayat gibi mahluktur. Mektubat 7'den okuyorum. Ya hayat gibi mahluksa hayatı görüyorsun. Bir yerde canlılık alameti varsa değil mi? Ondan sonra külliyatın cüziyatta gözüktüğü yerler varsa bu bir hayat yani. Değil mi? Peki mevt nerede? Mevt dahi hayat gibi mahluk halk edilmiş. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesine göre cennet de şu an var. Cehennem de var. Onların haşiyelerinin yazıldığını söyledi mi? Peki soruyorum, ölüm nerede yani mevt? Şimdi mevt ile ölüm arasındaki o farkı meselemiz o değil. Ya şu ölüm dediğim şey nerede yani? Hani bir göreyim bakayım. Bak şimdi okuyorum ben. Göstereceğim bak şimdi neredeymiş. Bir misal verilmiş. Çekirdek misali. En basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatinin mevti hayattan daha muntazam bir eser sanatı olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessühle çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye, bir. Ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye, iki. Ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, üç. Bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölüme. Bak görünmeyen diye. Yani bir muamele-i kimyeviye var. Bir imtizacat unsuriye var. Bir yoğurmak var. Evet ama görünmüyor. Buna ölüm denmiş. Peki bu muamele-i kimyeviye, imtizacat unsuriye, ondan sonra yoğurmak, teşekkülat-ı zerreviyeye, evet görünmüyor mu? Peki bu ne? Bak bunu okuyorum şimdi. Bu 12. mektupta. O zaman ölümü göreceğiz. Ölüm neymiş yani? Şurası. Burada da gene çekirdek misali veriyor. Sayfa 44. Evet. Misalle beraber okuyayım. 100 hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse, muamele-i kimyeviye görmezse, bir mücahede-i hayatiye mazhar olmazsa, 100 para kıymetinde 100 çekirdek olur. Değil mi? Şimdi aşağıda bunu, bu çekirdek misalini şey yaparken, hakkında tatbik ederken, işte nevi beşer ile nevi beşer biseti enbiya ile sırrı teklif ile mücahede ile şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya. Evet. Bak söylüyor. Ölüm neymiş bak. Üç tane saymış diye. Burada söylediği muamele-i kimyeviyenin İmtizacat-ı Rusya'nın hakikatini söylüyor. Ölümü gösteriyor bak. Yani neymiş? Sırrı teklif. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu emir ve yasaklara riayet etmek. Ona. Evet. Mücadele. Şeytanlarla muharebe. Tamam mı? Bak üç tane sayıyor. Biset-i Enbiya ile sırrı teklif ile mücadele. İki. Şeytanlarla muharebe. Üç. O ölüm buymuş işte. Nasıl yani? Bak, emir ve yasaklara riayet ediyorsun, nefis ve şeytanla mücadele ediyorsun ya, bak, muamele-i kimyeviye dediği, ondan sonra imtizacat-ı unsuriye dediği değil mi? İşte ona bir daha okuyayım. Muamele-i kimyeviye, evet. İmtizac-ı unsuriye, teşkilat-ı zerre. Teşkilat-ı zerre. Muamele-i kimyeviye. Yani sen neyle muamele-i kimyeviye giriyorsun? Peygamberin getirdiği emir ve yasaklarla kimyevi bir reaksiyona giriyorsun. Evet. İmtizacat unsuriye mez oluyor mez. Sen esbapla ondan sonra hakikatlarla ne kadar mez oluyorsun olmuyorsun. Nefsine kabul ettiriyorsun, ettirmiyorsun. Sonra teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan yoğurmak. Bu da nefis ve şeytanla mücadele yani. Şimdi buradaki sıralamaya göre alalım. Muamele-i kimyeviye dediği biset-i enbiya. Sırrı teklif ile mücadele. İmtizacat-ı unsuriye. Sonra hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmak. O da şeytanlarla muharebe. Şimdi ölüm nerede? Ölüm mahluk. Bu üç işte. Bakın ölüm lügat manasıyla cesede ait bir özellik ya. Mevte ise tebdil-i mekan, tahvil-i vücut. Mesela bak namaz kılıyorsun,
Hakikat noktada bu bir ölümdür yani. Oruç tutuyorum, bu bir ölüm. Zekat veriyorum, bu bir ölüm. Peki ne oluyor? Tebliğ-i mekan ediyorsun, tahvil-i vücud ediyorsun, dua ediyorsun. Değil mi? Başka bir sürü alemlere açılıyorsun. Mevt dediği bu yani. Mevt de hayat gibi mahluk ya. Ondan daha muntazam hayatı sana eseri gösteriyor. Yoksa hani böyle olmayan bir şey değil, var yani. Şimdi biz bu manada bakmadığın için o yüzden görünmüyor. Aslında her bir ezan okunması, her bir peygamberin dediklerini yapmak, nefis ve şeytanla mücadele etmek, sebeplerle mevzu olabilmek, ilahi hakikatler noktasında ölüm buymuş yani. İnşallah aynı aleykinden Hakk'a aleykine görelim. Biraz ince bir hakikat ama ne kadar görürsek yani. Burada duralım.